Şimdi size içinde dil peyniri ve fıstık saklı bir köfte yapacağım. Bu köftenin güzelliği ilk baktığınızda alelade bir köfte gibi gözüküyor. Sonra ilk ısırıkta fıstıklar ağzınıza geliyor. İkinci ısırıkta da dil peyniri akıyor ve acayip bir lezzet oluyor. Bunun için bir kilo kıymamızı alıyoruz. İki katta sarılmış. Ondan sonra güzel kıymamızı aldık. Elimizi kıymaya bulaştırmadan evvel valsomuzda bir avuç Antep fıstığını çekeceğim. Şöyle. Çok fazla çekmiyorum. Böyle iri parçalar halinde kalmasını istiyorum ki ağza çıtır çıtır gelebilsin. Bu şimdilik burada birazcık duracak. Önce iki tane yumurtayı kıracağım. Hop. Daha sonra içine üç tane ince kıyılmış üç tane soğanı koyuyoruz. Sonra yarım ekmeğin içini koyuyoruz. Daha sonra da her baharattan ikişer kaşık olmak üzere iki kaşık kimyon, iki kaşık tuz, iki kaşık da karabiber koyuyoruz. Ellerimizi kaşık gibi de kullanabiliyoruz. Şöyle. Kimyonu elimizi korkak alıştırmaya gerek yok. Böyle bol bol, çünkü güzel bol baharatlı olması iyi. Köfte baharını birçok insan bir çeşit baharat zannediyor. Çünkü yeni bahar aslen öyle. Fakat köfte baharı aslen bizim tam Türk damak tadına uygun. 6-7 bazı firmalarda 8-10 tane farklı baharatın karışımından oluşuyor. İçinde kişniş, muskat, kimyon, havlıçana kadar farklı farklı baharatlar olabiliyor. Bunu şimdi önce güzelce yoğuruyoruz. Şimdiden nefis kokuyor. İyice yoğurduktan sonra yarım bağ maydanozu da ekliyoruz. O da iyice ince kıyılmış. Ben maydanozu biraz daha sonra ekliyorum ki hani diğer baharatlar önce etkisini göstersin. En sonunda maydanozun tadı karışsın. Onu da biraz yoğurduktan sonra en son Antep fıstığını ekleyeceğim. Bolca yaptık. Fıstıkları da ekliyoruz. İçine. Hop. Şimdiden çok seçenekli bir görüntüsü olmaya başladı bile. Kıymamızı iyice yoğurduk. Şimdi dinlenmesi için bir saat buzdolabına kaldırıyorum. Dinlendirdiğimiz kıymayı buzdolabından alıyoruz. Çok güzel. Şimdi bunu elimizde böyle büyük bir önce top haline getiriyoruz. Sonra bu topu yavaş yavaş açıyoruz. Sonra da ortasına böyle yarım kibrit kutusu diyelim dil peynirini koyuyoruz. Sonra da saklıyoruz. Şimdi bunu yaparken eğer mesela atıştırmalık olarak yapmak isterseniz daha küçük toplar yapabilirsiniz. Ya da böyle bir cheeseburger, içi peynir içinde saklı bir cheeseburger yapmak isterseniz daha da dev bir şekilde yapıp nefis bir cheeseburger'e, hamburger'e dönüştürebilirsiniz. Bu şekilde köftelerimizi yapıyoruz.
Köftelerimiz hazır. Arçelik ızgaramıza tütmeye başladı. Yeterince sıcak, süper oldu. Böyle köftelerimizi koyuyoruz. Ben bunları şimdi yemek için sabırsızlanıyorum. Darısı sizin başınıza.